Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü forex firması forex tr artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın döviz ve kripto para işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten iyi olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum whatsapp grubuna olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Haftanın 3. işlem günü dolar TL paritesiyle başlayalım arkadaşlar. Son bir haftaya baktığımız zaman arkadaşlar dolar kuruna 13.50 ile 13.66 arasında sıkışmış durumda baktığımız zaman dolar TL kuru bugün de arkadaşlar güne yatay bir şekilde başladı. Aralık ayındaki yüksek oynaklığın ardından Ocak ayı içinde en yüksek 13.94 seviyesini gördü dolar kuru. Fiyatta arkadaşlar ise bu işlemler 13.70 altında geçiyor bu ay baktığımız zaman merkez bankası dolar kurunun. 14 olmaması için bütün yolları denemeye devam ediyor bir taraftan. E, fakat 14 seviyesine tek bir barla hızlı bir şekilde geçecek arkadaşlar. E, Merkez bankası bunun farkında değil açıkçası herhalde. E, her ne kadar baskılanırsa arkadaşlar dolar kuru e, o kadar arkadaşlar sert bir şekilde yukarıya doğru gidişatına devam edecektir. E, onun dışında ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün 1% 1,97 seviyesine tırmandı arkadaşlar. E, dolar endeksi ise 95.520 seviyesinde e, hareket ediyor fiyatlıyor şu an. E, baktığımız zaman arkadaşlar e, burada zaten grafik üzerinde son birkaç gündür e, dün arkadaşlar 13.66 seviyesini e, iğne attı fakat buradan üzerinde bir e, kalıcılık sağlayamadı arkadaşlar e, geçtiğimiz günlerde de 13.66 seviyesini denemişti burada gördüğünüz gibi e, bu seviyenin geçilmesi durumunda arkadaşlar 13.95 seviyesi yukarıda bizi bekliyor olacaktır. E, öbür yandan ee, bakan Nebati arkadaşlar iki gün süren Londra gezisi e, yakından takip edildi. E, medya tarafından da piyasalar tarafından da e, ancak parite üzerinde gördüğünüz gibi etkiler e, sınırlı kaldı arkadaşlar. E, yabancı yatırımcılarla bir araya geldi Nebati. E, Türkiye'de enflasyonun geçici olduğunu ve faiz artışının e, yapılmayacağını ifade etti. E öbür yandan yine Türkiye'de e, %48'e aşan yüksek enflasyonun Şubat'ta arkadaşlar %50'yi geçmesi bekleniyor zaten. E, para politikasında arkadaşlar hiçbir bir değişiklik beklenmiyor bu kadar enflasyona Merkez Bankası'nın e, herhangi bir adım atmaması, sıkılaştırmaması arkadaşlar e, hiçbir e, gerçekten de e, bu şekilde olduğu zaman arkadaşlar e, insanların e, aklıyla dalga geçildiği anlamına geliyor neredeyse bu da o yüzden e, burada arkadaşlar özellikle devlet e, hükümet yetkilerinin yapması gereken para politikasını sıkılaştırma adımları e, gelmeyeceklerini üzerine basa basa söylüyor arkadaşlar hükümet yetkilileri Onun dışında ABD tarafına baktığımız zaman da %7 olan enflasyonun Ocak'ta arkadaşlar %7,3'e çıkması bekleniyor. Bu veri zaten yarın açıklanacak ve Fed'in arkadaşlar Mart ayında ilk faiz artışını yapması bekleniyor zaten. Dünyada yükselen enflasyona karşı biliyorsunuz birçok merkez bankası faiz artışı yaparken faiz indirimi yapan tek merkez bankası arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası oldu. Para politikasındaki bu ayrışmanın yıl içinde de devam etmesi arkadaşlar Türk Lira. E, inanılmaz bir baskı neden olacak gibi gözüküyor bu şekilde giderse de e, grafik üzerinde incelediğimiz zaman arkadaşlar e, dolar TL son 3 haftadır açı özellikle yukarıda 13.66 66 e, dediğim gibi dün tekrar test etti Ancak e, bu seviye üzerinde kalıcı olamadı arkadaşlar ve 13 e, baktığımız zaman burada arkadaşlar e, 13 52 13 51 seviyesine kadar e, gerilediğini gördük e, baktığımız zaman arkadaşlar burada 1352 50 seviyesine kadar e, burada 13.66 seviyesi üzerinde bir kapanış görülmedi sürece arkadaşlar yükselişin e, sınırlı kalması beklenebilir. E, eğer 13.65 seviyesinin aşılması durumunda yukarıda zaten e, 13.95 seviyesi bizi bekliyor. E, yani bu kadar özellikle e, kur korunmalı e, mevduatta e, baktığımız zaman e, giren e, bozulan dolara bak baktığımız zaman e, bu kadar e, bozulduğu zaman arkadaşlar dolar kuru ve e, kurda inanılmaz bir gerilme görülmesi lazımken e, görülmüyorsa zaten e, burada dolar kuru arkadaşlar e 13.66 sonrasından sonra da e, inanılmaz büyük seçte karşılaşacağız. E, almak isteyen arkadaşlar 13.50 üzerinde herhangi bir noktasından bile alabilir. Gayet ucuz arkadaşlar şu an dolar kuru yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, geri çekilmelerde zaten maksimum geri çekilme noktası 13.26 seviyesi olacaktır. E, 13.26-25 seviyesinin aşağısına stop loss koymak suretiyle istediğiniz e, yerden alınabilir yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Özellikle... E, 13.66 seviyesini geçmesi arkadaşlar e, kısa bir zaman sonra burada 13.95 seviyelerini görmesi de gerek arkadaşlar. 14 seviyesine kadar yukarıya çıkması anlamına geliyor. E, biraz da altın tarafına bakalım. Ons altın tarafına. E, altın tarafına baktığımız zaman zaten burada 1815 seviyesini kırmasından sonra arkadaşlar yükselişin devam ettiğini görüyoruz özellikle. E, Ukrayna Rusya arasında arkadaşlar bu jeopolitik riskin yeniden yükselmesi ve e, enflasyondaki artışın devam edebileceği beklentisi özellikle e, enflasyona karşı burada en iyi koruma sağlayan e, araçlardan bir arkadaşlar altına olan talep artmaya devam ediyor. E, o yüzden de yükselme pota e, yükselmesinin en büyük faktörü bu arkadaşlar. E, gün içinde baktığımız zaman burada zaten 1829 seviyesine kadar e, yukarıya çıktığını gördük. E, Ocak ayını düşüşle kapatmıştı onsaltın. E, bu ay baktığımız zaman %1 primli ve fiyatlar şu anda 1827 seviyesine geçiyor arkadaşlar FX piyasasında. Altın fiyatlarındaki yükseliş çok belirgin olmasa da arkadaşlar yukarı doğru bir istek var aslında baktığımız zaman. Çünkü 1780 seviyesinden almış olduğu destekle beraber yukarıya gidişat devam ediyor şu an. Özellikle arkadaşlar burada pandemi sürecinde genişlemeci para politikası uygulayan önemli merkez bankaları e, şimdi rekor seviyeleri çıkan enflasyonla mücadele etmek için e, sıkı burada para politikasına bir şekilde hazırlanıyorlar. E, fakat e, reel faizin e, ekside olması ve enflasyonun da yüksek kalmaya devam etmesi altını burada cazip kılıyor arkadaşlar. E, yatırımcılar şimdi FED'in faiz arttırımı takvimiyle ilgili daha çok bilgi edinmek adına perşembe günü yani yarın açıklanacak e, enflasyon verisini bekliyor. Bununla alakalı San Francisco Fed Başkanı Mary Daly salı günkü açıklamasından ABD'deki enflasyonun daha da yükselebileceğini söyledi arkadaşlar. Piyasalar Mart ayında Fed'in 25 bas puan artış yapacağını %100 fiyatlarken 50 bas puan olma olasılığında %30'a çıkartmış durumda şu an. Perşembe günü açıklanacak enflasyon yüzde %7,3 ve üzeri çıkması hem altını desteklemeye devam edebilir hem de 50 bas puan olasılığını arttıracaktır arkadaşlar. Bu nedenle yarınki enflasyon verisi altın için gerçekten e, önemli olacak arkadaşlar. Hem altın için hem de dolar endeksi için önemli olacak. E, baktığımız zaman e, yarına kadar arkadaşlar 1833'ün e, aşağısında fiyatlanacaktır büyük ihtimal. E, eğer enflasyon yüksek gelirse arkadaşlar 1850 seviyesine kadar fiyatlayacaktır e, fiyatlayacaktır arkadaşlar. Eğer geri çekilme durumunda e, altın zaten çok da geri çekileceğini düşünmüyorum bu aralar. Çünkü e, dediğim gibi e, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu jeopolitik e, riskler arkadaşlar altını e, bu şekilde canlı tutmaya yarıyor. E, alım satım için arkadaşlar özellikle yarın beklemek daha faydalı olacaktır. E, eğer 1830 seviyesini kırma durumunda alımlar daha da hızlanıp e, yukarıda 1850 hatta 1850 seviyesinde kırma potansiyeli e, oluşabilir arkadaşlar. Biraz da gram Gram altın tarafına bakalım. Ee, şimdi gram altın tarafına baktığımız zaman arkadaşlar 800 ile 780 arasında bir bantta oluşuyor. Ekranı küçültürsem arkadaşlar ne kadar e, uzun zamandır aslında yatay bir gidişatın olduğunu fark edeceksiniz siz de. E, burada fiyatlar şu an arkadaşlar 800 seviyesine kadar yükselmiş durumda açıkçası. Eğer bu 800 seviyesini geçmesi durumda fiyatların yukarıda 830 seviyesi e, bizi karşılayacak olan ilk e, yukarıdaki direnç seviyesi olacaktır. E, baktığımız zaman hem dolar tl grafiğinin aşağı yönlü e, devam etmemesi yani yukarıya doğru gidişatı. Özellikle 10 saltının da e, hem jeopolitik risklerden etkilenmesi hem de e, enflasyon olması sebebiyle arkadaşlar e, buradaki onsaltının yükselişi e, gram altına her iki yönde de şu an e, destek vermeye devam ediyor. O yüzden e, tekrar alımlar yani yeni e, nakitte bekleyen vatandaş arkadaşlar 800 seviyesi üzerinde alımların e, gerçekleştirmesi daha mantıklı olacaktır. Özellikle yarın e, ABD tarafından açıklanacak olan e, enflasyon verisi arkadaşlar e, altında etkili olacağı için gram altına da yansıyacaktır. Bu e, 800 seviyesi geçilmesi durumunda arkadaşlar alım Alımlar tekrar gelebilir. Eğer geri çekilmesi durumunda ise arkadaşlar zaten maksimum geri çekilebileceği nokta arkadaşlar altının 763 seviyesi 765 seviyeler arkadaşlar. E, bu seviyeleri geri çekilme durumunda da e, alım alıcılar tekrar burada karşılaşacaklar alıcılarla da. Biraz da gümüş tarafına bakalım. E, gümüş tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar e, uzun bir zamandır aslında çok keskin bir düşüşten sonra e, yarın tekrar yükselişe bırakmış durumda şu an baktığımız zaman e, 22 17 dolar seviyesini almış olduğu destekle e, tekrar yukarıda yukarıya gidişatına devam ediyor arkadaşlar şu an gümüş altın gibi arkadaşlar hem enflasyondan besleniyor açıkçası hem de burada da jeopolitik riskler yine ön planda olmaya devam ediyor. 23 doların üzerinde şu an fiyatlıyor arkadaşlar. Alım için yine güzel bölge olduğunu söyleyebilirim. Eğer 23 03 yani şu bölgenin aşağısına düşer düşmesi durumunda da e, mutlaka stop losslarınızı kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. E, yarın açıklanacak olan enflasyon verisi yüksek gelme durumunda da burada da arkadaşlar 24 dolarlara doğru bir yükseliş görebiliriz gümüş tarafında da. Ee, biraz da Bitcoin tarafına bakalım arkadaşlar. Bitcoin tarafına baktığımız zaman da özellikle ee, geçtiğimiz gün arkadaşlar sert bir yükseliş e, kaydetmişti zaten Bitcoin özellikle. Buradan arkadaşlar 32 32.000 e, seviyelerine düştükten sonra arkadaşlar e, burada buraya iğne atmasından dolayı gördüğünüz gibi e, yükselişe geçti. Özellikle aşağıya düşen bir sert bir e, trendimiz vardı arkadaşlar. Bu trendi geçme zaten sağlam bir şekilde tek bir barda geçti. E, geçmesi durumunda arkadaşlar yükseliş e, devam etti burada gördüğünüz gibi. Şu an e, 39.500 seviyesine geçti fakat e, 44.000 seviyesine e, aşamadığını görüyoruz arkadaşlar. Burada olduğu gibi arkadaşlar yani aşağı doğru 39.500'e kadar düştüm. Fakat 44.000 seviyesinden çıktığı zaman tekrar kıramadı. E, aynı senaryo arkadaşlar burada da yaşanacak gibi gözüküyor. Fakat burada özellikle e, aşağıya geri çekilmesinin sebebi özellikle kar satışlarının etkisinde olması arkadaşlar. E, benim hala beklentim... E, aşağı yönlü e, gelişim aşağı yönlü hareketin devam edeceği yönde. E, bu şekilde çünkü e, yukarıya çıkıp yani e, bir yukarıya çıkıyorsa Bitcoin arkadaşlar iki e, aşağı düşecek beş, e, düşüncesindeyim açıkçası. Yani şu an Bitcoin gerçekten e, hem teknik hem e, temel olarak gerçekten güçlü bir e, duruş sergilemiyor baktığımız zaman. E, fakat 44.000 seviyesi üzerinde e, kalıcı olmaya devam ederse kırarsa kalıcı olursa arkadaşlar e, 50 bin dolar seviyesi için tekrar alımlara geçilebilir. Fakat şu an için özellikle 44 bin seviyesinin tam aşağısında hareket ettiği için e, açığa satış pozisyonları daha ön planda olacaktır. Yani burada short pozisyonları gerçekten e, güzel paralar kazandırılabilir e, yatırımcısına. Özellikle 39.500 seviyesine kadar arkadaşlar short pozisyonları e, güzel bir getiri e, sağlayabilir yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, biraz da Gümüş TL tarafına bakalım. Gümüş TL tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar özellikle burada küresel gümüş fiyatlarının da yükselmesinin etkisiyle e, baktığımız zaman 10-19 seviyesine yani burada çizdiğimiz 10-19 seviyesine e, gelmiş durumda hedefimize zaten. E, şu an aşağı doğru arkadaşlar e, geri çekilme e, yapıyor yani özellikle kar satışlarında geldiği bir nokta ayrıca bu e, gümüş bu fiyat arkadaşlar 10 seviyesi 10-20 seviyesi. Eğer 10-20 seviyesinin geçilmesi durumunda e, olursa ki burada birkaç e, 4 saatlik grafiklerde arkadaşlar baktığımız zaman birkaç mumluk e, kapanış yapma durumunda fiyatlar 10.60 seviyesine kadar e, tırmanabilir fakat şu an özellikle FX piyasalarında işlemler yapma işlem yapan varsa 10.19 yani bu seviyenin aşağısına e, açığa satış yani 10 seviyesine kadar bir açığa satış e, gelebilir arkadaşlar baktığımız zaman e, genel olarak beklentim e, gümüş fiyatlarının daha da yükselmesi açıkçası yarınki enflasyon fiyat enflasyon açıklamasından sonra özellikle özellikle küresel gümüş fiyatlarının yükselmesiyle beraber e, zaten dolar Kuruna baktığımız zaman dolar tl tarafı da düşme eğiliminde olmadığı için buradaki yükseliş devam etme potansiyeli var arkadaşlar. Fakat burada dediğim gibi kar satışları olabilir. Kar satışlarından sonra tekrar 10-20 seviyesini geçmesi durumunda alımlar yapmanız daha mantıklı olacaktır. Analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.